Merhaba arkadaşlar. Kademe bir, rütbe bir de bir Rus bombardıman uçağımız var. Epeydir bombardıman uçağıyla çekim yapmıyorum. Ama bunun bir sebebi var. Bu sefer yapmamın. 100 kiloluk bombalarımız var. Bu uçak benim efsane kabul ettiğim uçaklardan birisi. Çünkü bununla nasıl diyeyim, bu uçağı böyle avcı uçağı gibi bile kullanabiliyorsunuz. Bir arkadaşım hiç sormuştu. Ben de ona dedim ki uçakla dedim uçağı bombardıman uçağı olmasına rağmen ki kanatların genişliğini görüyorsunuz. Takla falan attırabiliyorsun. Şimdi hem onu göstermek istiyorum becerebilirsem. Yani becerebilirsemden kastım şu, ben beceririm de ben bu uçakla oynamayalı herhalde bir 6-7 yıl olmuştur. O 6-7 yıl içinde bu uçağı rendeleyip tırpanlamış olabilirler. O özelliği elinden almış olabilirler. Çünkü aldıkları oldu. Şu arada şeyimizi açalım da bomba kanallarımızı. Dolayısıyla afaki konuşmuş olabilirim ama ben de merak ettim. Hem dedim bir çekim yapayım. Doğru dürüst de bomba yükümüz yok. O da yemeği içmedi. Orayı gitti. Halletti. Neyse bize de burası kaldı. Hazır ol şeyiniz. Şu anda hızlı olmasından mı bilmiyorum. Çok şey. Hızımızı keseyim de. Uçağın mürettebatı yanlış hatırlamıyorsam uzman seviyesinde bende. O bombalar attık. Şimdi bu önemli bir şey değil yani. Burada bombalarıma yazık olmasın diye bu işi yaptım. Şimdi o 600 kilo bombanın üstünü hallettik. Şöyle bir nedir durumlar? Evet, bizim takım biraz iyi görünüyor. Kendime şöyle bir şey bulayım. Önce bakayım şu takla yatabilecek miyim? Bakın S'e bastım. Yani bu benim pitch kontrolüm, yani yükseklik kontrolü ve uçağı geri çektim. Gördüğünüz gibi bombardıman uçağına taklayı attırttım yani. Olabiliyormuş. Yani bunu çok uçağı fazla rendeleyip özelliklerini tırpanlamamışlar. Bu H51'e bir deneyimsel çalalım. Niye? Çünkü orada 3 uçağın arasında kalmış. Şimdi benim bombardıman uçağından az uçağı olmayacağını ben de biliyorum. Yani o konuda şeyim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Yani roll rate'imiz de böyle berbat olmasa o daha takla bakalım. Çok canavar işler yapmak mümkün olacak. Hızımı da görüyorsunuz değil mi? 400'e gelmiş. Yani de kanatları çok zorlu olmak lazım. Koştura koştura geliyor iki tane arkadan. O arkadaş ne yapıyor? Bana ateş ediyor. Ha, et bakalım hadi. Et ben de sana edeyim. Yalnız şeyi toparlayamazsak çok rahat çakılabiliriz yani. Hızımızın 400 olduğunu düşünürsek şu anda daldığımdan dolayı tabii. Onlar bana yetişemezler. Zaten de yetişemiyorlar gördüğünüz gibi. Çok eğleniyoruz yani. Arkadaşları biraz yaraladık. Gururları da kırılmıştır muhtemelen. Bakan iki tanesi en azından takibi bıraktı. Bırakmayıp ne yapacaksınız? Bırakacaksınız tabii ki. Şöyle bir hafif hafif deneyelim biz tekrar. Orada neresiymiş orası? Ha, bu memnuniyetçi. Oraya gitmek, intihar etmekten farksız olur. Onun için öyle bir şey yapmayalım tabii. Şu H51 deminki didiştiğimiz miydi? Ona yine biz derim.
müdahale edelim. O şimdi avcıyım diye gelecektir benim yanıma. Neyse yani benim şu maçta göstermek istediğim şey, yani arkadaş yapamıyorum, yapamadım demişti. Okey, iki de bana geliyor. Ver bakayım. Seninle uğraşalım istersen. Ben bana ateş ediyorum. Geç kaldın ateş etmeye. Diyeceğim ama ateşle isabet etti yani. Bu uçağın bir güzel özelliği daha vardı. Bak o orada şey yapıyor şimdi. Hadi önce asıl şeyimiz. Aferin. Şöyle. Gördüğünüz gibi avcılığımızı yaptık yani. Yalnız şöyle sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Havalarından vuruluyoruz ve vurulduk da yani. Uçak savar tarafından vuruldu yani. Adamı yok ettim ama fazla yaklaştı. Durum böyle. Muhtemelen pilot vuruldu galiba. Uçağa bir şey olmadı. Uçağa zaten öyle kolay kolay vuramıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Neymiş istatistiklerimiz? Bakın, avcılık yaptık. 2 gram da bomba attık. Bir uçak düşürdük. 1155 puanımızı aldık. Yani şimdi acelem olmasa aslında daha da uğraşırdım. O gün arkasından da gitmeyebilirdim de. Ama yani fena bir maç olmadığını düşünüyorum. 3'e 4 kalmışız. Neyse yani sonuçta bu uçağı bombardıman uçağının onun yanı sıra böyle avcı uçağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ankara derinlerim, şimdi başım gitmesini bekleyemeyeceğim. Bu arada bu kazanç dersi de az gelmesin çünkü bu uçak rütbe 1'e ait bir uçak. Tabi öyle olduğu için getirileri de ona göre düşük. Ayrıca şu 592 de size azaltmasın. Çünkü ben hayal falan yapmadım. Zaten kademe 1 ve 2'de araştırabileceğim de bir uçak yok. Jet araştırıyor. Jet'e verdiği şey bu kadarcık oldu puan. Yani maç bitmedi. Maç bitince bu güncellenecek de yani çok küçük bir rakam olacak sonuçta. Çünkü Jet'e olduğu için belki onda 1 falan gider. Evet, bir başka maçta görüşmek üzere. Hoşça kalın.